Efendim merhabalar. Habertürk ekranlarından tarihlerimiz 2 Aralık Perşembe, saatlerimiz 14. Mehmet Akif Ertuğ ben. Manşette karşınızdayız. Günün öne çıkan başlıklarını konuşacağız, bakacağız, değerlendireceğiz. Dün gece oldukça hareketliydi siyaset aslında. Hem Sayın Arınç'ın, Meclis Eski Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan daveti üzerine Beştepe'de Cumhurbaşkanı'yla yaptığı 1,5 saatlik görüşme, ki detaylarını çok bilmiyoruz. Hem de gece yarısı Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın, Hazine Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevden affını istemesi üzerine yeni Hazine Maliye Bakanı'nın Nurettin Nebati olması. Bu başlıkların hepsini konuşacağız. Bunun ekonomiyle ilişkisini de konuşacağız. Ama önce Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütü PKK-KCK'ya yönelik operasyonuyla başlayalım. İki terörist o operasyonda Türkiye'ye getirildi. Mazlum Jir Agiri, kod adlı terörist, Emrah Adıgüzel'in PKK-KCK terör örgütünün üst düzey isimlerinden Duran Kalkan'ın koruması olduğu öğrenildi. Örgüte 2012'de katılan teröristin İran kuzeyindeki Gara, Sincar ve Hakurk bölgelerinde faaliyet yürüttü ve örgütün Sincar'daki istihbarat sorumlusu olduğu belirtildi. MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen ikinci terörist ise Sarina Dilijin, kod adlı Pervin Aslan oldu. Terörist Pervin Aslan'ın hem İran hem de Suriye'nin kuzeyinde faaliyet yürüttüğü belirtildi. Örgütün saldırı, sabotaj, suikast birimlerinde yer aldığı da ifade edildi. Ekonomideki gelişmeleri bir süredir takip ediyoruz. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bugün 2 ayrı toplantısı var. Birkaç saat önce yerli yatırımcılarla bir araya geldiler. Saat 16'da da yabancı yatırımcılarla buluşacak Merkez Bankası Başkanı. Rezerv açıklamaları da var Kavcıoğlu'nun. Esrarengiz bizi bekliyor. Hem yatırımcılarla toplantının kapsamını hem rezerv açıklamalarını, Esra detaylarını senden alalım. Mehmet Akif Ersoy 11'deki o toplantıda Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılara bir sunum yaptı ve önemli mesajlar verdi. O mesajları aktaralım. İlk olarak döviz rezervleriyle ilgili, döviz rezervlerinin son günlerde artış eğilimine girdiğini belirtti. Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz dedi. Piyasalara dün müdahale edilmişti, hatırlanacaktır. Merkez Bankası 7 yıl aradan sonra döviz satışı yoluyla ilk kez bir doğrudan müdahale gerçekleştirdi. Bu müdahale amacını anlattı. Piyasadaki likidite koşullarının desteklemeye ve oynaklığı gidermeye yöneliktir bu adım dedi ve devam edebileceği mesajını da verdi. Piyasalarda gerçekçi olmayan sağlıksız fiyat oluşumu var. Merkez Bankası buna müdahale edebilir ifadesini kullandı. Mevcut para politikası duruşuyla ilgili de mesajları dikkat çekti. Hatırlanacaktır, yine son birkaç aydır faizlerde indirim devam ediyor. Merkez Bankası Başkanı 2022 yılının ilk yarısında birikimli etkilerini ölçmüş olacağız dedi. İndirim için sınırlı alanımız kaldı. Bu alanı da büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum ifadesini kullandı. Yatırımlarla ilgili de mesajları vardı. Yatırımcılarımızın, yatırım firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelerde dedi. Cari açıkta da yine iyileşmenin devam ettiğinin altını çizdi. İhracatı artıracak ve ithalatı sınırlandıracak uygulamaları ve politikaları önemli gördüklerini belirtti. Enflasyonla ilgili ise emtia fiyatları ve tedarik zinciri kaynaklı gelişmeler ortadan kalktıktan sonra enflasyonda bir gerileme, bir düşüşün mümkün olacağını ifade etti. Kripto parayla ilgili ise kripto paraya giden paranın belli bir kısmından rahatsızız diye konuştu. Yatırımcılara 11'de verdiği mesajlar bu şekildeydi. Aslında planlı bir takvim çerçevesinde gerçekleşen görüşme olduğunu ifade edebiliriz ama son günlerde gerçekleşen bu gelişmelerle birlikte değerlendirildiğinde piyasaların gözü Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun mesajlarındaydı. 16'da bu kez yabancı yatırımcılarla bir araya gelecek, benzer çerçevede mesajlar vermesini bekliyoruz diyelim. Sözü Ankara'dan İstanbul'a bırakalım. Esra, teşekkür ediyoruz. Evet efendim, bakacağız detaylarına. Ekonomideki gelişmeleri de konuşacağız. Dün bakan görevden affını istedi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yerine de yardımcısı Nurettin Nebati atandı. Hatta böyle herkes bir dolara baktı. Yani ben baktım en azından gece. Ciddi bir hareketlilik de görmedik. Bunun sebeplerini de konuşacağız. Nurettin Nebati'nin atama kararından sonra bir paylaşımı oldu sosyal medyada. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah ifadelerini kullandı. Habere bakalım, sonra üzerine konuşalım. Ekonomide beklenen değişim yaşandı. 13 aydır başkanlık koltuğunda oturan Lütfi Elvan görevden affını istedi. Af talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.
Elvan'ın yerine yardımcısı Nurettin Nebati atandı. Atama kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Faiz sebeptir. Ekonomide yaşanan fikir ayrılığı Ankara kulislerinde bir süredir konuşuluyordu. Elvan'ın Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinden rahatsız olduğu iddia ediliyordu. Piyasalarda yaşanan dalgalanma ve kurdaki yükseliş karşısında açıklama yapmazken o dönem yardımcısı olan Nebati'nin sosyal medya paylaşımı dikkat çekmişti. Nebati düşük faiz politikasında kararlılık mesajı vermişti. 24, 25 ve 26. dönem AK Parti milletvekilliği yapan Nebati, iş dünyasının da yakından tanıdığı bir isim. Müsiyat Yüksek İstişare Heyeti üyeliği yapan Nebati, evli ve 4 çocuk babası. Atama kararından sonra paylaşım yapan Nebati, Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah dedi. Elvan, 10 Kasım 2020'de görevden affını isteyen Berat Albayrak yerine bu göreve getirilmişti. Yaklaşık 13 ay yürüttüğü bakanlık görevinden kendisiyle af talebiyle ayrıldı. Evet, ekonomiyi pek çok açıdan bir süredir konuşuyoruz. Hem Merkez Bankası başkanlarının değişimi, hem birkaç defadır, işte bir sene neredeyse arayla Hazine ve Maliye Bakanı'nın değişimi, piyasaya bunun etkilerini, ekonomistlerin bu süreci nasıl yorumladığını biraz değerlendireceğiz. Dün gece yaşanan bu değişiklik sonrası konuklarımız Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Burak Arzova ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Hepşen, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Bekliyor muydunuz? Sayın Arzova, sizle başlayalım. Tabii bekliyorduk. Çünkü bunun iki tane sebebi var. Bir tanesi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısında faizi savunanlarla beraber yürümeyeceğiz ifadesi olmuştu. Büyük bir alkış kopmuştu orada. O grup içerisinde alkışlamayan tek kişi Sayın Eski Bakan Lütfi Elvan'dı. Dolayısıyla o lafın ona söylendiği çok netti. Bu birinci husustu. İkincisi de özellikle Nurettin Nebati'nin, Sayın Yeni Bakan'ın 25'inde yanılmıyorsam 25 Kasım'da bir tweet dizisi oldu. Doğru. O tweet dizisinde aslında beklenen yani ekonomiye ilişkin bu tür açıklamaların Sayın Lütfi Elvan'dan gelmesi beklenirken kendisinden gelmesi, kendisinin müstakbel bakan olduğu şeklinde yorumlandı. Dolayısıyla beklenen bir şeydi. Sadece günü beklenmiyordu. Genellikle bu tür değişiklikler cuma akşamını cumartesiye bağlayan gece oluyor Türkiye'de. Bu sefer piyasalar açıkken ve hafta sonuna yaklaşmışken oldu. Bence tek şaşırtıcı yönü gün. Orada piyasalar bir tepki verdi mi bu arada? Yoksa piyasalar artık her şeyi satın aldı ve öyle mi bekliyor? Yani piyasalarda şöyle, tabii biz ilk buradaki tepkiyi dolar TL'ye bakarak değerlendirebiliriz. Orada da böyle bir volatilite yok. Dün Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrasında o volatilite kısmen önlenmiş gibi gözüküyor. Kurun tabii ki yönü yukarıda. Muhtemelen bundan sonra da onu da konuşabiliriz belki ne olabileceği yönünde, ama yukarıda olacak gibi gözüküyor. Ama çok büyük bir tepki yok çünkü zaten beklenen bir husustu mevcut durum. Peki. Merkez Bankası Başkanı'nın bugünkü görüşmenin açıklamalarını da konuşacağız. Hemen Sayın Hepşen'den de bir değerlendirme alayım. Siz bekliyor muydunuz? Bu arada ben Sayın Nebati'nin o haberini paylaşırken özellikle manşette altını çizdim. Dedim ki yani biz Hazine ve Maliye Bakanı'ndan bir açıklama bekliyorduk ama bakan yardımcısından geldi. Hatta Sayın Nebati'nin Sayın Albayrak döneminde de bakan yardımcısı olduğunu, yakın ilişki içerisinde olduklarını da ifade eder cümleler kurmuştum. Belki işin o tarafına dair de birkaç cümle konuşuruz. Ali Hepşen, buyurun, siz ne dersiniz efendim? Bekliyor muydunuz aslında, ve piyasa tepkisi? Evet, yani bundan yaklaşık iki hafta önce beklenen bir belki gelişmeydi. Ama bugüne, yani dün akşamki yayınlanan resmi gazeteyle biz bunu resmi olarak görmüş olduk. Aslında Burak Hocam söyledi, yani bu daha önceki paylaşımları bir anlamda bu resmi atamanın ön şeyiydi, çıktısı diye değerlendirebiliriz. O yüzden hani piyasaların bunu zaten daha önceden fiyatladığını ve devamında da bunun kurda çok da yüksek anlamda, volatilite anlamda etkisi olmadığını rahatla söylemek mümkün. Ama dediğim gibi daha önce beklenen bir gelişmeydi aslında. O yüzden de piyasa bir tepki vermedi diyorsunuz. Evet, aynı bir tepki vermedi. Dün Merkez Bankası'nın özellikle bu piyasaya müdahalesi de bu anlamda belki de bilinen bir şeydi, gelişmek diye söyleyebiliriz. Normal koşullarda cuma günü yapılır dedi Sayın Arzova. Hafta içi olması da o açıdan yani bir şey fark ettirmiyor. Çok etki yaratmadı. Bence Merkez Bankası'nın özellikle doğrudan piyasaya müdahil olması belki de bugüne bir hazırlıktı diyebiliriz. Öyle mi? Yani dün döviz satışı bugüne hazırlık gibi mi okuyorsunuz?
Biz onu grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması üzerine gelen bir şey gibi değerlendirmiştik aslında önce. Yani o konuşmada artıyordu. Birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorsunuz. Sayın Epiçen, sesinizi alamadım. Sesim geliyor mu Mehmet Akif Bey? Buyurun, biraz. Duyuyorum şu anda. Peki, bir problem var zannediyorum. Baksın arkadaşlarım. Sayın Arzova, şimdi ne olur? Yani Nurettin Nebati'nin, ben az önce de söyledim, Sayın Albayrak'la da birlikte çalışmış bir isimdi. Stratejisi ne olur? Faiz politikası değişir mi? Bundan sonra ne görürüz? Piyasalar bu işi nasıl değerlendirir? Buyurunuz. Şimdi daha evvelki değişiklikleri hatırlayalım. Sayın Naci Ağbal Merkez Bankası Başkanı iken Lütfi Elvan da aynı dönemde geldi. Yani bir paket olarak gelmişlerdi. Dolayısıyla tamamıyla piyasaların güvendiği, piyasaların ciddi bir kendilerine marş tanıdığı önemli iki kişiydi. Aynı zamanda devletin de çok önemli kademelerinde çalışan ve birbirleriyle çok iyi anlaşan iki gruptu. İki kişiydiler. Şimdi daha sonra Merkez Bankası Başkanı değişikliği olduğunda bu kez Lütfi Elvan'la sanki Merkez Bankası Başkanı arasında bir problem olduğunu gördük. Sanki değil, gerçekten böyle bir problem vardı. Çünkü Sayın Lütfi Elvan 3 defa yapmış olduğu konuşmalarda Merkez Bankası'nın kendi görev alanı içerisinde hareket etmesi gerektiğini, cari açık konusunun hükümetin işi olduğu, Merkez Bankası'nın işi olmadığını vurguladı. Dolayısıyla burada aslında hem Merkez Bankası'nın hem de Maliye Bakanı'nın, Hazine ve Maliye Bakanı'nın farklı görüşlerde olduğu şeklinde çok yorumladık bizler de. Ama şimdiki yapılan değişiklik, Sayın Nurettin Nebati'nin o tweet dizisine baktığımızda zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşlerinin hemen hemen birebir aynısı olan görüşleri ifade etti. Son yapmış olduğu retweetlerde de tamamıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemlerini retweet ettiği için, Merkez Bankası Başkanı da aynı görüşte olduğu için şu anda görüş anlamında tersten de olsa bir birleşme oldu. Yani politikalar, farklı politikalar yönünde iki kişi birleştiler. Sayın Nurettin Nebati ile Sayın Kavcıoğlu'nun bundan sonraki politika birlikteliği devam edecektir. Ha, bu ayrı bir konu. Yani özellikle sizle de her bağlandığımızda bu yeni politikanın anlaşılamaz noktalarını çoklukla vurguluyoruz. Ama bugün Sayın Kavcıoğlu'nun yatırımcılarla yapmış olduğu açıklamada da, toplantının açıklamalarında da anladığım kadarıyla, ki öyle olduğunu ben tahmin ediyordum sürekli olarak ama bugün kendisi de ifade etti, 2022'nin ilk çeyreği itibariyle bu politikanın sonuçları elde edilmeye başlanacağını söyledi. Yani buradaki yapılan bir deneysel politikanın sonuçları 2022'nin ilk çeyreğinde görülecek. Ha, ondan sonra aslında nasıl bir politikaya evrilebileceğimizi tartışabiliriz. Bu politikayla devam edilecek mi, yoksa bu olumsuz sonuçlanır da buradan tekrardan daha piyasaların anlamış olduğu ortodoks politikalara mı geri dönüş olacak? O sanıyorum ki ilk çeyrek sonunda belli olacak ama hem bakanlık anlamında hem de Merkez Bankası Başkanlığı anlamında şu anda aralarında kuvvetli bir bağ kurulmuş gibi gözüküyor. Yani uyum içerisinde çalışacaklar. Sayın, evet, Elvan'la Sayın Kavcıoğlu arasında bir uyum sorunu olduğunu değerlendiriyorsunuz siz. Evet, öyleydi. Çok barizdi bu. Piyasa bunu, yani piyasa onu çok iyi satın almadı, yani çok fiyatladı. Bunu nasıl görecek? Bence burada tabii kısa dönemli olarak baktığımızda aynı politikaların güdülüyor olması belki önemli gibi gözükebilir ama bence Sayın Lütfi Elvan buradaki en önemli kontrol mekanizmasıydı politikalar anlamında. Şimdi bu kontrol mekanizması da ortadan kalktığı için Sayın Nurettin Nebati'nin de benzer bir politikaya çok ciddi büyük bir destek vermesinden dolayı bana kalırsa önümüzdeki dönemlerde bu uygulanan yeni ekonomik politikanın bundan sonra daha da kuvvetli bir şekilde uygulanması gündeme gelebilir. Bu yani faiz indirimlerinin devam edebileceği yönünde de yorumlanabilir. Başka çeşitli farklı uygulamalar da getirilebileceği yönünde düşünülebilir. Onun için ben bunun uzun dönemde olumlu olarak olabileceğini düşünmüyorum piyasa yatırımcılar, piyasa ve yatırımcılar nezdinde. Peki faiz dediniz. Şimdi Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu çok az bir aralık kaldı dedi. Mesela bizim 2 puan indirebilirler, 3 puan indirebilirler diye konuşulan bir şeydi. Bu açıklama onu değiştirir mi? Yani bu açıklama biraz daha yatıştırıcı bir açıklama mıdır? Yok, hayır. Çünkü daha evvelki para politikası kurulu metninde zaten bu marjdan bahsedilmişti. Merkez Bankası bu marjı tamamen kullanmak isteyecektir. Gene benim Sayın Kavcıoğlu'nun yapmış olduğu konuşmadan çıkarımım şu. Muhtemelen bu ayki yapılacak olan indirimde minimum 100 bas puan, ki 200 bas puan da olabilir. Ondan sonra o marjı kullandıktan sonra ilk 3 ayki gerçekleşmelere bakacaklar.
ve bence önümüzdeki dönem faiz indirimleri devam etmeyecek. 2022 için düşünüyorum. İndirimler devam etmeyecek diyorsunuz. Evet, öyle düşünüyorum. Çünkü bunun sonuçlarını görmeye çalışacaklardır. O nedenle bu yapacakları toplantıda kuvvetli bir indirimle bu işi bitirebilirler. En azından 2022'deki sonuçları gözlemlemek açısından. Kuvvetli İlk indirimden kastınız nedir? 200 bas puan, 200 bas puan civarında. Eğer bu süreç olumlu sonuçlanırsa, kendi ifadelerindeki gibi ilk 3 ay sonucunda elde edecekleri sonuçlar olumlu olursa, ondan sonra tekrardan buna tabii özellikle Mart'tan sonra Nisan gibi turizm gelirlerinin de gelmesi hesaba katılarak yavaş yavaş tekrardan faiz indirimleri bir kere daha gündeme gelebilir ama en azından bu indirimin, bu ayki yapılacak olan indirimin ilk 3 ay içerisinde bir daha yapılmayacağını düşünüyorum. Yani 2022'nin ilk 3 ayında faiz indirimi olmaz. İlk 3 ayda anladım. İlk 3 ayda ne görürüz? Onu da biraz konuşuruz birazdan. Sayın Hepşen, zannederim düzeldi bağlantınız. Evet. Öncelikle kusura bakmayın estağfurullah, lütfen. Estağfurullah efendim. Buyurunuz. Ama ben Burak Hocam'ın kaldığı yerden devam edeyim. Buyurun. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. %200 bas puan, ama gerçekten 200 bas puanlık bir 16 Aralık'ta beklenti söz konusu olabilir. En azından raporlarda bunu görebiliyoruz. Fakat peki, daha önceki dolar fiyatlamış bir dolar mı şu anda mesela? Bence fiyatlamaya yakın diye tahmin ediyorum. Ama hani bu dediğimiz gibi bazen 100 bas puan piyasa bekliyor, ama daha önce de oldu. 200 bas puan da çıkabiliyor. Fakat şunu söyleyebiliriz. Daha önceki indirimlerin piyasada faiz tarafındaki karşılığını tam göremedik. O yüzden hocam da doğru söyledi. Gelecek 3 ayı bunu gözlemlemek anlamında görebilirler. Örneğin Merkez Bankası'nın elektronik veri dağıtım sistemine baktığımız zaman, örneğin ihtiyaç kredilerinin faiz oranı Kasım %23.40, hatta Ekim'e göre Kasım ayında bir artış da var bankalar tarafında. Hı hı. Taşıt %21.45, hakeza taşıt kredilerinde de Ekim'e kıyasla bir artış söz konusu. Konut ve ticaride düşüş var, ama buradaki düşüşler minimal boyutlarda. Konut kredileri %17.15. Ticari tarafta da krediler %19.36. Dolayısıyla Aralık ayındaki bir olası faiz indiriminin etkilerini biz gelecek 3 aylık dönemde herhalde beklerler diye tahmin ediyoruz. Peki, çünkü geçmişten bu şey olmamış yani, baktığımızda hisseli derecede piyasaya yansımamış. Peki iki şey aslında, şeyden dolayı sordum, yani dolar bunu fiyatladı mı, bu Aralık'ta mı devam eder? Yani 13-14 aralığında mı devam eder, yoksa 2 bas puan faiz indirimi geldiğinde biz tekrar bir tırmanma görür müyüz? Kurun yönü sizin için nasıl? Kurun yönü yukarı yönlü olur diye ben de düşünüyorum. Ya bu yukarı yönlü biraz şey. Ama bizim dışarıda da evet, konuştuğumuz bir şey. Bunu biraz bize açın. Yani yani şöyle, daha önceki karar metninde zaten ilerleyen dönemlerde bir yine faiz azalma noktasında bir öngörü belirtildiği için dolayısıyla kur aslında bunu fiyatlamıştı diye tahmin ediyorum. Burada belki de fiyatlanmayan nokta indirimin kaç bas puan olacağı noktasında olabilir. Ama dediğim gibi anketlere baktığımız zaman %200 bas puan arasında bir değişimin, aşağı yönlü değişimin söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz. İlk 3 ay ne bekliyorsunuz? Sayın Hepşen'de bağlantı problemimiz var. Sayın Arzova. İlk 3 ayda ne bekliyorsunuz efendim? Ya ilk 3 ayda benim açıkçası beklentim bu sürecin böyle devam ettirilemeyeceği yönünde. Çünkü özellikle kurdaki bu artış nedeniyle enflasyona geçişkenlik çok yüksek olacak. Biz 2022'de muhtemelen tabii resmi rakamlara göre söylüyorum bunu. Halkın hissettiği enflasyon çok daha başka. Ama resmi rakamlara göre yaklaşık %30'lara varan, hatta bunu geçebilecek olan enflasyonla karşı karşıya kalacağız. O nedenle bizim vermiş olduğumuz reel getiri, yani bu zaten şu anda negatif, ama negatif reel getiri daha da açılacak. Yani %10'lar bazında 10 puan, 12 puan bazılarda açılacak. O nedenle bunun çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Benim tahminim bunu devam ettirecekleri yönünde, ama 3. aydan sonra bir farklı politikaya geçilebilir. Bir faiz arttırımı gelebilir. Kurdaki ama o zaman hareketin... işte bunların hepsi, biz şöyle bir şeye kulağım alır mısınız? Şöyle bir şeye dönmüyor muyuz? Yani mesela Sayın Albayrak zaten görevden ayrıldı. Sayın Elvan geldi. Merkez Bankası Başkanı Sayın Ağbal oldu. Tam o sırada mesela faiz artımı oldu. Dolar biraz toparladı. Sonra yeniden bir değişiklik oldu. Hem faiz düşürülme, yani hem faiz yukarıda kaldı hem dolar tırmandı. Böyle bir
problemin içine, yani ikisinin birden yükseldiği bir sürecin içerisine girdik. Yani söylediğiniz gibi ilk 3 ayın sonunda, ya bu, bunlar böyle 3 ayda bir değişirse anlamsız bir enerji kaybı olmaz mı? Öyle ama şimdi tabii burada büyümeye yönelik olarak çok ciddi bir heves var. Zaten Türkiye kuvvetli büyüdü. Buna ilişki bir problem yoktu. Ama ne pahasına olursa olsun bir büyüme yaklaşımı var bu Türkiye'de çok uzun zamandan beri. Zaten şu an uygulanan ekonomik politika yeni bir politika da değil. Bu zaten Sayın Berat Albayrak döneminde de uygulanan bir politikaydı. O dönemden bu döneme tek fark, o dönemde kur 6.85'te tutulmaya çalışılıyordu. Merkez Bankası'nın rezervleri çok kuvvetliydi. Merkez Bankası doğrudan satış yapmıyordu ama kamu bankaları da kendi üzerlerinden piyasaya satış yaparak kuru tutmaya çalışıyorlar. Hocam bir şey soracağım. Mesela Sayın Albayrak döneminde uygulanan bir politikayı dediniz. Bir sürü şey değişti. Yani Merkez Bankası başkanları değişti, bakan tekrar değişti. Mesela bunlar sabit kalsaydı biz nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalırdık şu anda? Sanıyorum pek sabit kalamazdı. Çünkü zaten Merkez Bankası'nın rezervlerinin önemli bir kısmı yenmişti. Zaten o dönemden bu döneme negatif rezervle gidiyoruz. Özellikle swap hariç negatif rezervler. Diğer taraftan kuru tutmaya çalışmanın maliyeti çok yüksek olduğu için bir taraftan da yüksek enflasyonla karşı karşıya kaldık. Belki şunu tartışarsak daha doğru olabilir. Sayın Naci Ağbal'ın o faiz arttırımından sonra görevden alındığı 19 Mart'ta aslında Sayın Naci Ağbal faizleri arttırarak uzun dönemli Türkiye'nin uzun dönemli faizlerini aşağı çekmeyi başarabilmişti. Yani Türkiye'nin borçlanma maliyetleri aşağı gelmişti. Risk primi olan CDS'ler aşağı doğru gelmişti. Enflasyonun önümüzdeki aylarda mevcut politikalarla düşeceğine yönelik piyasa kanaati ve yerleşiklerin kanaati çok kuvvetli olmuştu. Dışarıdan çok ciddi bir şekilde sermaye girişi vardı Türkiye'ye. Eğer o politikalara sabredilseydi ve o politikaların sonucu beklenseydi muhtemelen bugün çok daha düşük bir kur seviyesiyle mevcut olduğumuz durumdan çok daha düşük bir faiz oranıyla karşı karşıya olacaktık. Yabancı yatırımcı konusunda problem yaşamıyor olacaktık. Ve Türkiye şu an önden yüklemeli yapmış olduğu faiz arttırımının etkilerini şu özellikle dışarıdan gelen enflasyonla karşı karşıya kalmayabilecek şekilde atlatmış olacaktı. Şimdi daha dışarıya açık, etkilere açık olan bir Türkiye, herkesin ve bizim akranımız dediğimiz ülkelerin faiz arttırımına gittiği bir noktada Türkiye'nin faiz indirimine gittiği bir süreçten geçiyoruz. Yabancı yatırımcı hemen hemen çok az, takas oranlarına baktığımız zaman çok az seviyelerde. Çünkü bunu şeyden de görebiliyoruz, hem tahvillerdeki takas oranlarından hem de hisse senetlerindeki takas oranlarından. Dolayısıyla Türkiye'nin şu anki durumuyla Sayın Naci Ağbal dönemindeki durumunu karşılaştırmak bence daha doğru gibi geliyor bana. Peki Sayın Hepşen katılır mısınız? Bir de şu, yani 3 ay sonra mesela tekrar bir politika değişikliği söz konusu olursa, o zaman yani Sayın Cumhurbaşkanı işte kur için iner de çıkar da demişti. Biz onu faiz için de söyler mi olacağız? Yani sürekli böyle bir ikilem. Aslında Mehmet Akif Bey, bu ikilemin şöyle bir etkisi ilerleyen dönemde olacak. Ben birkaç rakam vermek istiyorum izninizle. Özellikle reel sektör bazında bunu söylemek bence daha gerçekçi olur diye tahmin ediyorum. Çünkü bu tür ikilemler aslında tabii ki bizleri, yani vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor ama özellikle reel sektör tarafında da şöyle bir etkisi var. Benim en sevdiğim istatistiklerden bir tanesi Merkez Bankası'nın periyodik olarak yıllık bazda yayınladığı sektör bilançoları, yani reel sektörden elde edilen verilere bağlı olarak Türkiye'deki bütünleşik işte mali yapının bir özetini yayınlıyor. Söyleyeceğim rakamlar 31 Aralık 2020 en son yayınlanan istatistikler bunlar çünkü. Yaklaşık 860 bin şirketten elde edilen verilere bağlı olarak bir istatistikten bahsediyorum. Bu 860 bin şirketin toplam aktif büyüklüğü yaklaşık 10.5 trilyon lira. Fakat yani aynı zamanda da kaynak büyüklüğü aslında. Bunun 3.6 trilyon liralık kısmı, yani %30'a denk gelen kısmı finansal borçlardan oluşuyor. Finansal borçların içine baktığımız zaman da yine 2020 31 Aralık ifadesi rakam tarihiyle söylüyorum. Bunun yaklaşık 1.6 trilyon liralık kısmı Türk lirası borçlanma, 2 trilyon liralık kısmı da yabancı para borçlanma. Ki 31 Aralık 2020 tarihinde de kur 7.30 seviyesindeydi. Dolayısıyla bugün gelinen kur seviyesi ve aynı borçluk miktarının devam ettiğini dikkate alırsak, özellikle burada tabii yaklaşık %20'lik bir yabancı para borçlanma söz konusu reel sektör tarafında, bu şirketlerin tabii çok yüksek oranda kur zararı yazmalarına, dolayısıyla operasyonel karlılıklarını eritmesine de neden olacaktır 2021 içerisinde de. Dolayısıyla biz tabii ki şirketleri büyütelim ve buna bağlı olarak ülkeyi kalkındıralım diye düşünürken bu tarafı da göz ardı etmemek lazım. Dolayısıyla
değişken politikalar beraberinde özellikle reel sektörün daha geleceği öngörülemez bir noktaya doğru taşıyor. Dolayısıyla bunu da unutmamak gerekiyor bu anlamda. İlk çeyrekte sizin beklentiniz ne 2022'nin ilk çeyreğinde? Eğer faiz oranı anlamında soruyorsanız ben hani bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Yok, faiz oranında sormuyorum. Yani bu sonucunu göreceğiz dedi ya. Evet, aynen öyle. Onu görmek lazım. Ne, çünkü burada dediğim gibi reel sektörün de çok yüksek miktarda bir yabancı para borçlanması olduğunu dikkate alırsak bence oradaki bu operasyonel sürecin yani faaliyetlerin nasıl devam ettiğini bence gözlemleyeceklerdir diye tahmin ediyorum. Tabii ki bunun ihracata etkisini gözlemleyeceklerdir. Çünkü hedef bir anlamda buradan hareketle büyümeyi sağlayabilir. Vatandaşa nasıl yansıyacak? Biz ne hissedeceğiz? Gelir düzeyimiz artmadığı müddetçe tabii ki daha da kabuğumuza çekileceğiz diye düşünüyorum. Çünkü burada sonuçta burada gelir düzeyimiz artmadığı müddetçe talep yaratabilmek zor. Yani artan maliyet olgusu var. Farklı nedenleri var bunun ama nihayette birilerinde onu tüketebiliyor olması lazım. Az önce Burak Hocam da söyledi. Çünkü dış dünyada da şöyle bir gelişme var. Dış dünyada artık yavaş yavaş 2022 ve sonrasında geçici enflasyonist beklentilerden daha kalıcı bir enflasyonist duruma doğru geçişkenlik sergiliyor. Dolayısıyla bazı ülkeler bugünden faiz oranlarını arttırma gayreti içerisinde girdiler. Bir ön hazırlık yapabilmek anlamında. Dolayısıyla biraz daha hane halkı açısından kabuğa doğru çekilen bir yapı karşımıza çıkacak diye tahmin ediyorum. Ya asgari ücrete yapılacak zamlar, işte sağlık çalışanlarına yapılacak zamlar, daha sonra memurlara yapılacak zamlar, daha sonra özel sektörde yapılacak zamlar herhalde. Evet ama hatırlar mısınız bilmiyorum. Almanya'da özellikle sanırım Kasım ayının başı ya da Ekim'in ortası olması lazım. Artan enflasyona bağlı olarak oradaki çalışanların bir eylemi söz konusuydu. Daha yüksek ücret artışı talebine yönelik. Dolayısıyla ortalama gelir düzeyini arttırmadığınız müddetçe burada talep sıkıntısında söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz. Oysa belki de işte kabuğa çekilmeden kastım biraz oydu. Yani bu zamlarla birlikte mesela dün şöyle bir şey konuşuldu. İşte asgari ücrete yapılacak zamlarla standartların da değişebileceği falan. Bu zamlarla birlikte standartlarımızın iyi yönde değişmesini falan bekleyeceğimiz bir süreçte miyiz? Yani maliyetlerin çok daha sorayım. Yani maliyetlerin, yani artan maliyetlerin çok daha altında bir herhalde ücret artışı karşımıza çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Artan maliyetlerin altında ücret artışı. Yani alabildiklerimizi alamıyor olacağız. Çünkü artan maliyetler belli. Yani enerjiye de baksanız, gıda tarafına da baksanız sonuçta çok yüksek oranlarda artışlar söz konusu. Gelirlerdeki ortalama gelir düzeyinin bu oranda artacağını pek düşünmüyorum bu anlamda. Peki Sayın Arzova, birazdan bu rezervleri de konuşalım. Yabancı yatırımcı nasıl bakıyor meseleye şu anda? Ve bu değişikliklerle beraber? Vallahi tabii kafalar çok karışık. Yani yabancı yatırımcılar önce mesela yabancı kurumlara nasıl bakıyor onu da bir ifade etmeye çalışayım. Mesela geçen hafta İngiltere Merkez Bankası Başkanı'nın öğrencilerle bir toplantısı vardı ve bir öğrenci Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın nasıl bir politika izlediğine ilişkin bir soru sordu. Hı hı. O da çok enteresan bir cevap verdi. Dedi ki yani başka merkez bankaları bizim görev alanımızda değil, onlarla ilgili yorum yapmak doğru da olmaz ama biz nasıl bir politika uygulamaya çalıştıklarını anlayamıyoruz. Şimdi bunu söyleyen dünyanın en önemli merkez bankalarından birinin başkanı, para birimleri hard currency dediğimiz dünyanın en önemli sağlam para birimlerinden bir tanesi. Dolayısıyla bu tabii ki o seviyede anlaşılmıyorsa yabancı yatırımcı hiç anlamıyor. Çünkü bu uygulanan politikaların ya da uygulanmaya çalışılan bize yön olarak gösterilen politikaların maalesef bir daha önce uygulanmıştır ya da bununla beraber başarılı olmuş olan örnekler de yok. Ha, biz olabilir miyiz? Olursak zaten herhalde herkes şapka çıkaracaktır ve Türkler bir mucize başardı diyebileceklerdir. Ama daha evvel de benzer politikaları biz uyguladığımız ve bu bizim seyrettiğimiz ikinci, üçüncü versiyon film olduğu için muhtemelen bunun sonunda da gene benzer sonuçlarla karşılaşıyor olacağız. Dediğim gibi bu geçmişte uyguladığımız politikaların bir benzeri. O nedenle buradan çok fazla bir alana gitme ihtimalimiz olmuyor. Kaldı ki bu sefer çok yüksek bir enflasyonla hareket ediyoruz. Ali Hocam'ın söylediğine birkaç ekleme de ben yapmak istiyorum. Mesela şirketlerimiz nezdinde baktığımızda kurun gelmiş olduğu seviye şirketlerimizin ihracatını arttırması için seviniyoruz ve rekabetçi diyoruz ama belli bir noktadan sonra şöyle bir gerçeklik de var. Biz ihraç ettiğimiz ürünlerin büyük bir kısmını ithal ederek ihraç ediyoruz. Dolayısıyla bu ithalatı gerçekleştiremezse firmalarımız ihraç da edemeyiz. Çok basit. Burada da firmalarımızın finansman yükleri artıyor.
Vadeli alıyorlar, peşin alıyorlar, vadeli satmak zorunda kalıyorlar. Buradan doğan bir finansman farkı da maliyetler üzerine biniyor. Dolayısıyla burada bizim firmalarımızın üzerlerine binen çok ciddi yükler var. Ve her alanda da bu ihracat artışı gerçekleşmiş olsa bile pandemi koşulları iyileştiği zaman Çin'in Çin'e yönelik olarak bu teveccüh tekrar geri dönerse ya da periferi ülkelere, Türkiye'nin bu talebinin devam edip etmeyeceğini de bilemiyoruz. Bir diğer taraftan içe satış yapan firmalarda baktığımızda Türk halkının alım gücü çok düştüğü için ve hissedilen enflasyon böyle resmi rakamlardaki gibi %20 falan değil. Yani hepimiz yaşadığımızda %40'larla 50'lerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla şirketler bu ciroları kazanamıyorlar. Bu cirolar elde edilemiyor. O nedenle şirketlerin de yükleri günden güne artıyor. Zaten halkın alım gücü son derece düşmüş durumda. İşte az önce işçilik ücretlerinden bahsediyorduk. Türkiye'deki ücretlerin büyük çoğunluğu asgari ücrete yakın seviyelere indirgenmiş durumda. Yapılacak olan zam %40'lardan bahsediliyor ama yaşadığımız enflasyon bunun çok daha üzerinde ve son kur artışlarıyla zaten verilecek olan zam da hemen hemen gitmiş durumda. Şöyle bir gerçeklik de var. Asgari ücret şu anda Türkiye'deki asgari ücret zaten Çin'in altında kaldı. Arnavutluğum da hemen bir üstündeyiz. Belki bu kur artışlarıyla onun da altına düşmüş olabiliriz. O nedenle burada bizim açımızdan baktığımızda ben politikaların çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Yabancı yatırımcı açısından tek cazip olan konu var burada. Şirketlerimiz 3.30 para etmeye başladılar ve bu fırsatı kaçırmak istemeyebilirler. Gelip şirketleri almak isteyebilirler. Çünkü şirketlerin mal varlıklarıyla beraber değerlerine baktığınızda muadil şirketleri dünyanın herhangi bir yerinde bu paraları alamıyorsunuz. O nedenle bu da yabancı yatırımcının bir Türkiye'ye yönelik güveni gibi aktarılıyor ama aslında şirketlerimizin değer kaybından dolayı yabancıların bundan istifade etmesi olarak gözüküyor. Yani borsamız çok ucuz diyorsunuz şu anda. Yani borsa ucuz. Borsanın haricinde herhangi borsaya kotu olmayan bir şirketi de almak isteseler, yani mesela BIST 30'daki şirketlerimizi orta halli bir Amerikalı neredeyse tamamını alabilecek seviyeye geldi yıllar itibariyle baktığımızda. Dolayısıyla onların parasıyla değerlendirdiğinizde şirketler burada çok komik rakamlara tekabül ediyor. İşte en son bir bankanın hisse senetlerini geri alımına ilişkin olarak yapmış olduğu açıklama sonra ana merkezin yaptığı açıklamayı gördük. Dedi ki bu fiyatlar bizim için büyük fırsattı. Bunu değerlendirmek istedik. Yani aslında gerçeklik tamamen ekonomik. Bu fiyatları bir daha bulamayacakları için almak istiyorlar. Belki daha da ucuzuna bulabilirler ama yani kur daha da giderse daha da ucuza inebilir şirketler. Böyle bir satış var mı peki? Türkiye'de yoğun ya da dönemlerde böyle satışlar olur mu? Çok iş adamlarıyla beraber görüştüğümde ya da konuştuğumda çok talepler olduğunu söylüyorlar şirketlere yönelik. Yani bunların bir kısmını el değiştirmeler olarak ya da satın almalar olarak borsaya kote olanlarda resmi kanallarla takip edebiliyoruz ama onun haricinde de ciddi görüşmeler olduğunu, bu görüşmelerin devam ettiğini ama burada bir volatilitenin devamından dolayı bir beklenti içinde olduklarını ben çoklukla duyuyorum. Peki. Sayın Epşen, siz yabancı yatırımcı ile ilgili ne söylersiniz ve borsamızın fiyatları? Sayın Epşen beni duyabiliyor mu? Sayın Epşen duyabiliyor musunuz? Peki, Sayın Epşen'le bağlantımızda bir dakika. Tekrar problem var galiba. Alabilirim tekrar. Efendim? Alabilirim galiba, düzeldi. Peki siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yabancı yatırımcılar meselesini dedim, borsamızın fiyatını dedim. Sonra şu rezerv meselesini çok kısa konuşalım. Artan kur ortamına doğal olarak ülkedeki şirketlerin değerlerinin düştüğünü kabul etmek lazım. Bu da beraberinde hocamın da ifade ettiği gibi bir talebi, dış talebi getiriyor. Çünkü bizdeki şirketlerin gerçekten üretim potansiyelleri çok dinamik ve yüksek. Bu da bir cazip alan. Ama ben bir isminize ekleme yapmak istiyorum hocamın ifadesine. O da şu, son 30 Kasım'da dış ticaret istatistikleri yayınlandı. İthalatta ara malının payı %79'larda. Dolayısıyla ithalata olan bağımlılık üretim tarafında çok yüksek. Onu mutlaka vurgulamak lazım. Diğer taraftan da hedef eğer katma değerli ürün üretimine bağlı olarak büyümeyse, burada da en azından Ekim istatistiklerine baktığımızda yüksek teknoloji ürünlerin ihracatının payı %2.7 gibi düşük bir oran. Biraz bunları vurgulamak lazım, sürdürülebilirlik açısından. Yabancı yatırımcı bu değişiklikleri nasıl değerlendiriyor? Gelir mi, gider mi? Borsa dışında da soruyorum.
reel piyasa açısından gelebilir. Çünkü burası hem lojistik anlamda önemli bir nokta, hem pandeminin bize gösterdiği aslında şirketlerin tek bir ülkeye tedarik anlamında bağımlı olmaları ciddi bir faaliyet riskini de beraberinde taşıyor. Şirketler faaliyet riskini azaltabilmek için lojistik anlamda da son derece önemli bir noktada bulunan Türkiye özelinde, hele ki bu fiyatlar ortamında yatırım yapmayı tercih edebilirler. Peki, Sayın Kavcıoğlu yatırımcılarla buluşmasında rezervlere değindi. İşte dün Merkez Bankası bir miktar döviz bozdu, 1 milyar doların üzerinde. İstikrarlı bir artış eğilimine girdiğini söyledi Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin. Kararlı bir şekilde de işte bunu arttırmaya devam edeceğiz gibi açıklamaları vardı. Ne dersiniz? Sayın Hepşen'le başlayayım buna. Buyurun. Tabii, buyurun hocam. Tamam, teşekkür ediyorum. Şöyle, eksi 35.3 milyar dolar net rezervler swap hariç. Sanırım burada kastedilen farklı ülkelerle swap görüşmeleri nihayet erdikten sonra biraz daha net rezervleri kuvvetlendirmesi. Tam tabii detaylarını bilmiyoruz. Belki de önümüzdeki süreçte daha önce de olduğu gibi belki de Birleşik Arap Emirlikleri de böyle bir swap sürecine girebiliriz. Ama bunu herhalde yaşayıp göreceğiz. Şimdiden onu kestirmek zor. Rezervler sonuç olarak? Brüt rezervler 128.4, ama burada sanırım anladığım benim swap anlaşmalarıyla rezervlerin kuvvetlendirilmesi noktasında. Onun dışında bir artışın olmadığını mı düşünüyorsunuz? Yani yok, periyodik olarak artıyor zaten, onda bir şey yok, ama nihayetinde önemli olan burada net rezervlerin eksi 35.3 milyar dolar olması swap hariç. Ne demek bu? Burada anlatır mısınız bize? Yani hocam, daha detaylı söyleyeyim. Eksi 35 milyar olması ne demek? Şöyle söyleyelim rakamları. Brüt rezervler en son açıklanan istatistiklerden baktığımızda 128.4 milyar dolar. Bilanço yükümlülükleri 103 milyar dolar. Bunlar düşüldüğünde net rezervler 25.2 milyar dolar. Fakat burada swap yükümlülükleri, yani biz aslında başka ülkelerle yapmış olduğumuz bu takas, para takası anlaşmalarına bağlı olarak yaklaşık 60 milyar dolarlık bir rezerv sağladık. Ama bu tabii ki geri ödenmek kaydıyla temin edilen bizim bir miktar. Değil yani. Değil tabii, sonuçta başka ülke, yani bir takas yapıyorsunuz, para takası yapıyorsunuz ve sorumluluğunuz kapsamında onları da yerine getirmeniz lazım günü ve zamanı geldiğinde. Bunlar düşüldüğünde geriye eksi 35.3 milyar dolarlık bir rezerv kalıyor. Bu da zaten resmi istatistiklerde yayınlanmış durumda. Eksideyiz şu anda. Nette eksideyiz. Net rezerv. Evet, netinde eksideyiz, öyle diyelim belki daha doğru bir ifadeyle. Burak Arzova, siz ne dersiniz efendim? Aynı şeyleri söyleyecektim ama Merkez Bankası Başkanımızın bahsettiğinin brüt rezervler olduğunu düşünüyorum. Çünkü brüt rezervler üzerinde hareket edebilmek daha kolay. İşte döviz tevdiatlarına yönelik olarak zorunlu karşılık ayarlamalarıyla da bunu arttırabiliyorsunuz ya da azaltabiliyorsunuz. Burada kastettiği budur diye tahmin ediyorum. Brüt'ün içinde neler var? Onu bizle paylaşır mısınız? Yani bütün toplam rezervleri, bankalardaki mevduatların işte ayrılan karşılıklarını falan aldığımızda toplam rezervler. Bu tabii ki size hepsi ait olan rezervler değil. Zaten demin hocam bunların dökümlerini verdi. 35.4 milyar dolar eksideyiz. Bu uzun zamandan beri olan bir husus. Burayı arttırabilmek çok kolay olmuyor. Bunu bu kararda kalmasın diye swaplarla destekliyorsunuz. Bu swap hatları her ülkeyle çalışamıyor. Bazen mesela bu pandemi döneminde Amerika Merkez Bankası Fed bazı ülkelere swap hatlarını açtı. Genellikle kendi hazine bonolarını elinde bulunduran şirket merkez bankalarına yönelik olarak açtı. Bize açmadı mesela, çünkü bu konuyla ilgili de problem oldu, görüşmeler oldu. Biz de başka ülkelerden, Katar'dan ya da işte diğer ülkelerden bunu giderme yoluna gittik. Şimdi de gene hocamın ifade ettiği gibi, bu da resmi bir olarak açıklama değil ama bizim medyadan takip ettiğimiz kadarıyla Birleşik Arap Emirlikleri ile böyle bir swap anlaşması yapılması ihtimali olduğu konuşuluyor, yaklaşık 10 milyar dolarlık. Hı hı. Buradan kuvvetlendirme gelebilir. Ama bunun haricinde net rezervler olarak adlandırdığımız işte yükümlülükler çıktıktan sonra geriye kalan tutarda 25.4 milyar TL Türkiye'nin rezervleri var. Dün de müdahalede bulunuldu. 340 milyon dolar biyop piyasasında yaklaşık 700 milyon dolarda doğrudan piyasalara yapılan müdahale sabah ve öğleden sonra olmak üzere yaklaşık 1 milyar doların üzerinde bir parça bir müdahalede bulunarak kura belirli bir stabilite kazandırılmaya çalışıldığı gözüküyor. Böyle oldu müdahalelerle mu peki öyle bir olarak kısa dönemli olacağını söylemiştik zaten, olur. Çünkü swap, özellikle piyasa, döviz piyasası çok sığ. Burada yabancıların saklama oranlarına baktığımızda çok artık yabancı kalmadı gibi Türkiye'de. Çok az sayıdalar.
O nedenle böyle kısa süreli sert çıkışlar olmuyor yabancılar nezdinde. Panik anında hemen varlıklarını alıp dışarı çıkma gibi bir durumları söz konusu olamıyor. O nedenle bu piyasanın içerisindeki sığ piyasa içerisinde ufak hareketlerle belirli bir istikrarı sağlayabilmek mümkün. Ama bunu sürekli olarak böyle rezerv satarak yapma imkanınız yok. Bunu politikalarla desteklemeniz gerekiyor. Şu anda bir artış var. Bu artışa yönelik olarak Merkez Bankası'nın bir itirazı yok ama oynaklığa var. Öyle ifade ettiler kendileri. Dolayısıyla bu oynaklığı da kısmen düne göre gidermiş gibi gözüküyor. Yani sağlıksız bir fiyat oluşumu var dedi Merkez Bankası. Hatta yüksek volatiliteye müdahale edebiliriz diyor. Ne demek bilmiyorum ama. Ya işte bu oynaklığa gün içerisinde bir bakıyorsunuz işte Amerika'da Fed Başkanı konuşuyor. Gelişen ülke piyasaları içerisinde en çok Türk lirası bundan zarar gördü. Yani yaklaşık %4,5 değer kaybetti. Bizden sonra gelen Brezilya reyalinin değer kaybı 0,88'di örneğin o gün içerisinde. Sonra akşam saatlerinde 13,95'lere kadar 14 liraya kadar neredeyse çıktı. Sonra tekrardan aşağı indi. Yani bu oynaklıklar piyasa dengesini çok bozucu. Fiyat mekanizmalarını ortadan kaldırıyor. Herhangi bir fiyat veremiyorsunuz. Bir fiyattan anlaşma yapamıyorsunuz. Ticareti devam ettiremiyorsunuz. Burada kuru belirli bir seviyede ama hangi seviye olduğunu tabii biz bilemiyoruz. Kendilerinin de mutlaka bir seviye düşünceleri vardır. Belirli bir seviyede istikrara kavuşturmak istediklerini anlıyoruz söylemlerden. En önemli sıkıntı herhalde bu sürekli dolardaki oynaklık aşağıya da yukarı yönlü. Kimse neyi nasıl kaç paraya... Yani mesela araba alacaksınız, arabanın fiyatı sürekli aşağı yukarı değişiyor. İnsanlar ev satmamaya başladıklarını söylüyorlar. İşte dün birkaç müteahhitle görüştüm. Ya durdurduk bakalım yani bir görelim önümüzü. Demir işte şöyle artıyor. Durum bu dövizdeki. Herhalde bunu bir sabitlemek lazım. Bu sabitlenir mi? Tabii bu çok yıpratıcı. Burada yani aslında piyasada işler canlansın diye yapılan bu faiz indirimlerinin geçtiğimiz hafta bütün piyasayı durdurduğu bir gün oldu. Yani o gün içerisinde kurdaki değer hareketi %10'larda üstüne çıkınca kimse işlem yapmamaya başladı ve piyasa durdu. Dediğiniz gibi tapuya gidenler tapuda satmaktan vazgeçtiler, otomobili bulamaz hale geldi falan bir sürü sıkıntılar yaşandı. Tabii kurun istikrarlı bir seviyeye gelmesi çok değerli, önemli bir şey. Yani bunu sağlamak da Merkez Bankası'nın birinci görevi. Çünkü kanunda kendisine verilen görev bu zaten. Bunu yapmakla yükümlü. Ama işte bu tabii ki politikalarla da desteklenmek zorunda. Çünkü ülkede aslında ülke parasının en önemli destekçisi o ülkenin uygulamış olduğu para politikasıdır. Bunu doğru uyguladığınız zaman o ülkenin parası belirli bir istikrara kavuşur. Ama olmadığı zaman işte onu farklı yöntemlerle, değişik araçlarla belirli bir istikrara kavuşturmaya çalışırsınız. Bu da her zaman çok başarılı olmuyor. Geçmişte de biz döviz satarak kurun ateşini söndüremedik. Ama şimdi diyebilirsiniz ki o çok daha rezervimiz az rezervimiz de eriyor tabii yani biz döviz sattığımızda. Tabii yani sonuçta 1 milyar doları dün kaybettik. Kaybettik. Ali Epşen kaybettik mi? Bir de vatandaş ne yapsın? Son 2 dakikam kaldı. Şimdi bizi izliyorlar vatandaşlarımız. Ne yapsınlar? Bir kere az önceki söylemlere bir ilave, gerçekten fiyatlandırma ve maliyetlendirme neredeyse anlık olarak gerçekleştiği, belki de gerçekleşemediği zaman dilimlerini yaşıyoruz. Çok zor. Ticari tarafta bulunmak da zor. Vatandaş tarafında bulunmak da zor. Ama dediğim gibi herhalde biraz daha kabuğa çekileceğiz. Öyle gözüküyor. Ancak ve ancak gelir düzeylerinde bir artış olursa enflasyon üzerine, o zaman belki biraz daha refah payı artabilir. Ama hani bu bugünden yarın olacak bir durumda olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ya vatandaş kabuğuna çekilsin, biraz beklesin. Riskli bir ortam var. Öyle olacak yani. Çünkü peki, ne fiyat, yani şey alacaksanız alamıyorsunuz, satacaksanız satamıyorsunuz. Aynı şey şirketler için de geçerli, takdir edersiniz. Ali Epşen çok teşekkür ederim. Burak Arzova çok teşekkürler. Kısa bir ara. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.